Başlamadan önce Türkiye Felsefe Kurumu adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bugünkü konuğumuz Harun Pepe hocamız. Hukuk felsefesi ile ilgili olarak son yapılan yayınlar üzerine bir toplantılarımız oluyor her ay. Hocam da bugün bize hukuk etiği, kendisinin son yayın eseri olan kitabı hakkında bilgi verip sizler de bunları tartışacak. Umarım daha sonra da bayağı bir sorularla tartışmalı bir şekilde geçecek. Buyurun, ben öncelikle her iki hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Altan Heper hocama da çok teşekkür ediyorum moderatör Yani olmayı kabul ettiği için. Ben sözü uzatmadan hemen Altan Heper hocama veriyorum ve o bundan sonra toplantımızı kendisi yönetecek. Buyurun hocam. çok teşekkür ederim. Tabii böyle bir toplantıda moderatör olmak benim için de bir şeref, onur duyduğum bir iş. Harun Hoca ile birlikte olmak, onun hukuk ve etik konulu bu önemli, çok önemli. Temel konuyu anlatacağı ve tartışacağımız bir toplantıda böyle bir görev üstlenmek çok sevindirici bir şey. Ben hepiniz Harun Hoca'yı çok yakından tanıyorsunuz. Zaten çok büyük bir ilgiyle 73 kişi şu anda toplantımızda. Ama ben hem adettendir hem de onu onur etmek için de çok kısa bir özgeçmişine bakmak, size kısaca takdim etmek istedim. 1956 yılında Balıkesir'de doğdu. 78 yılında sosyoloji bölümünden mezun oluyor. 85'te felsefe yüksek lisans, 90'da felsefe doktora derecesini alıyor. Johannes Gutenberg Mainz Üniversitesi'nde benim de bir ara çalıştım. Üniversitede araştırmalar, postdoc araştırmaları var. 91'de yardım doçent, 93 yılında doçent, 2002 yılında da profesörlük yapıyor. Toronto Üniversitesi'ne, Kanada'da da misafir öğretim üyeliği yapıyor. TÜBİTAK projelerine katılıyor Harun Hoca. Harun Hoca'nın ağırlıklı olarak çalışması etik. Etik alanındaki çalışmalarını şimdi sizlere aktarmak istiyorum. Yani şu anda da tabii emekli oldu. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, Hacettepe Üniversitesi'nde insan hakları ana bilim dalında görevlendirmeyle ders veriyor. Yayınladığı ve hazırladığı kitaplar içerisinde, kendi kitapları içerisinde etik ve meta etik. Ya burada Frankeni dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok önemli bir etikçi. O Türkiye'de ilk bildiğim kadarıyla bizlere tanıttı. Klasik felsefenin etiğin olmazsa olmazlarından Frankeni ile ilgili geniş çalışması var. Platon'dan Habermas'a felsefede doğruluk ya da hakikat var. Teorik etik, etiğin teorik temelleri, pratik etik. Etiğe giriş son olarak 2024. Varlık ve bilgi, ontolojik bakışla felsefe yapmak, pratik etik, insan hakları felsefesi, insan etik ve insan hakları çalışması kitabı var. Günümüzden bakınca Kant etiği, Küçükada Hoca ile birlikte yayınladığı, hukukta ve yargıda etik, hukukun etik temelleri üzerine gibi kitapları var. Şimdi bir noktaya değinmek istiyorum. Bizde hukuk felsefesini hukukçuların yapacağı gibi yapması gerektiği gibi bir yanlış, bence çok da yanlış bir kanaat var. Yani Harun Hoca bunun yanlışlığını onun kendi şahsiyetinde ve çalışmalarıyla ortaya koyuyor. Yani hukuk felsefesi felsefenin bir alanı arkadaşlar, pratik felsefenin bir alanı. Yani ben hukukçuyum ama ben böyle görüyorum ve hukukçu arkadaşlarına da bunu ısrarla anlatıyorum. İşte Kuçurade Hoca var, diğer bir örneği var. Matthias Kaufmann var Batı'da veya işte Höfe var, Ottfried Höfe var. Yani bunların hepsi genel felsefeden hukuk felsefesine gelmiş insanlar. Ve hukuk felsefesinde dört dörtlük yapan hocalarımız, felsefecilerimiz. Bu kısa girişten sonra Harun Hocam, söz sizin. Yarım saat 40 dakika arasında konuştuk. Lütfen buyurun hocam. Evet. Çok, çok çok teşekkür ediyorum güzel sunumun, tanıtımın, girişin için sevgili Altan. Tabii yani biraz hukuk felsefesine bulaştık ama yani bu tabii ki bu alanı uzmanlık alanı olarak seçen sizlerin yanında biraz dışarıdan gazel okumak gibi yine de yani Estağfurullah, onu estağfurullah. teslim etmeliyim. Çünkü
Felsefe bölümünde olmak farklı alanlarla ilgilenmeyi gerektiriyor. Benim mesela üzerinde en çok çalıştığım, uzman olduğum, en iyi bildiğim kişilerden birisi Wittgenstein. Evet. Ludwig Wittgenstein. Yani böyle bir analitikçi bir insanla aslında birçok fikriyle uzlaşmıyorum ama çok önemli bir filozof olduğunu da düşünüyorum ayrıca. Bu tabii şeyi getiriyor. Yani farklı alanlara dağılmayı getiriyor. Siz onun için daha konsantre bir alanla çalıştığınız için doğal olarak biz biraz alanın dışındayız. Peki alana nasıl bulaştık ya da bu sorunlar tabii ki bu konuşmaya vesile olan da büyük oranda sanırım benim son kitabım oldu. Yani son aslında ondan sonra bir etiğe giriş kitabı yayınladım son olarak 2024 yılının başında bu sene etiğe giriş kitabım çıktı ama bundan önceki kitabım son kitabım hukukta ve yargıda etik kitabıydı. Bu kitap da aslında benim yıllar içinde yaptığım çeşitli yazıları bir araya getiriyor. Yani bunların içinde hukukta etik başlığını ele alan yazılar var. Yargıda etik, yani yargıda nasıl etik olur ya da yargılama nasıl etik olur? Bunu ele alan yazılar var. Ama uzun zamandır bu etikle uğraşmaya, etik konularla ilgilendiğim zamandan bu yana dikkatimi çeken bir konu. Yani bu konularda yazılarım var. Kitapta o yazıları bir araya getiriyor. Konuşma da büyük oranda o yazılar çerçevesinde gerçekleşecek. Yani hani kitabımın mesela giriş yazısını ana çerçeveyi oluşturuyor aslında bu konuşmanın ana çerçevesine. Ama işte bugün sunumu yapacağım için tekrar diğer yazılarıma da baktım. Onlarla da örtüşen bir sürü nokta var. Ve tabii ki yani bir de etik ve insan hakları, yani insan haklarıyla dersleri, insan hakları da ana çalışma alanımız olduğu için doğal olarak bizi bu hukuk felsefesi alanıyla kesişmeye götürüyor. Yani birçok onun için kesişimlerimiz var. Ve tabii yani ana şeyi yani şeye başlarken hukuk ve etik ilişkisi, yani hukukta etiğin yeri var mı yok mu? Ne kadar yeri var? Bu konuda tabii çok farklı görüşler var ama bu en kaba ifadesiyle hukuki pozitivizm ve doğalcı okul çatışması gibi karşımıza çıkıyor. Ama bu tabii bu kadar da böyle bu cepheler şey değil. Yani bunların içinde de farklı ayrımlar var. Yani insanlar hani onun için yani şu ya da bu yere koyabilirsiniz. Doğal hukukçu ya da hukuki pozitivizmi savunan farklı görüşler var. Bunların içinde de farklı görüşlerin farklılaştığını görüyoruz. Şimdi bunlara biraz şeyde gireceğim ama ne kadar gireceğim bilmiyorum ama iddiam şu. Yani onu en baştan söyleyeyim. Zaten kitabımın alt başlığı da söylüyor. Yani ben şu görüşten yanayım. Hukuk etiksiz olamaz. Yani etiğe dayanmayan bir hukuk olabilir mi? Olabilir. Yani ama benim hukuk kavramıma uygun olmaz bu. Yani temel olarak iddia edeceğim şey bu. Bu daha çok yapacağım şey tartışmaların nereden çıktığı, yani neden bu konuda hani bu sonuçsuz kalan ya da farklı görüşler var. Tabii farklı görüşlerin olması kaçınılmaz ama yani biraz problemlere değinmek istiyorum. Yani yoksa amacım şu değil. Tabii ki benim görüşümü bana katılırsanız memnun olurum bu konuşmanın sonunda sizi ikna edebilirsem. Ama daha çok bu sorunların nereden kaynaklandığını, yani hukuk benim gibi hukuk etiktir, etiksiz hukuk olmaz diyenlerle hukuk ayrı iştir, etik ayrı iştir. Bunları birbirine karıştırmamak gerekir diyenler ki çok net bunu söyleyen görüşler var biliyorsunuz. Yani bunların nereye bakarak bunu söyledikleri, neden görüş ayrılığına düştükleri bunu göstermeye çalışacağım. Yani yapmak istediğim şey bu. Şimdi hani hukuk etiksiz ya da etik dışı olabilir mi? Ya da değerlerden bağımsız bir hukuk olabilir mi? Yani kitaptaki yazılarından birinin başlığı da bu. Değerlerden bağımsız bir hukuk olabilir mi? Çünkü aslında etik ve değer meselesi iç içe geçen meseleler. Yani iki soru aslında farklı soru gibi gözüküyor ama yani hukuk etiksiz olabilir mi ya da etik dışı olabilir mi? Ya da değerlerden bağımsız olabilir mi sorusu farklı iki soru gibi gözüküyor ama bana sorarsanız aynı yere geliyor her ikisi. Şimdi sorunların kaynağı ilk önce bir
kavramlardan aynı şeyi anlamamamızdan kaynaklanıyor. Yani kaynakta şey var. Yani hukuk dediğimizde aynı şeyi anlıyor muyuz acaba? Bir onu gördüm. Yani mesela bu hukuk normatif midir değil midir tartışması değil mi? Çok yapılan bir tartışma ya da ya tartışılmıyor hukuk normatiftir deyip geçiyoruz. Geçiliyor genellikle. Ama burada iki hukuk karışıyor. Yani hukuk bilimiyle bir bilgi alanı olarak hukukla hukukun kendisi yani mevzuattan oluşan şeyden oluşan o hukuk olgusu diyelim isterseniz bu hani bunu daha çok analitik şey, analitikçiler yani olgular ve değer ayrımı yapıyorlar biliyorsunuz. Hani hukuk olgusuyla mevzuattan oluşan hukuk bilimi birbirine karışıyor. Hani mesela ikisini ayırdığınızda hukuk olarak bilim tabii ki normatif değildir. Yani bir bilim normatif olur mu hiç? Yani bilim bilgi ortaya koyar. Onlar da doğru ya da yanlış olur. Yani ama hukukun kendisi tabii ki normatif olacaktır. Yani şu yapılması gerekir, bu yapılmaması gerekir ya da şuna izin var, buna izin var, yok diye bir şey söyler bize. Birincisi buradan kaynaklanıyor. Hani burada bu ikisini çok açık aslında hiç karışmaması gereken yani fenomen ve onun bilgisi. Ama bu yalnız bu alanda olan bir sorun değil. Etikle ilgili her alanda olan bir sorun. Hatta felsefeyle ilgili birçok tartışmada olan bir sorun. Dondu galiba. Hoca dondu galiba. Tekrar telefonla ulaşmak mümkün mü? Evet bir şey dondu galiba yani Evet. koptum bağlantı koptu maalesef böyle bir sıkıntı da yaşanıyor maalesef onun için nerede donduğumu bilmiyorum ama şeyden başlayarak yani bu hukukun iki anlamlı olmasından söz ediyordum ve o bunun olgularla bilgiyi birbirinden ayrılmadığında çıkan sorunlardan söz ediyordum. Aynı şey etikle ilgili de var. Yani aslında etik dediğimizde de bu hukuk felsefesiyle ilgili tartışmalarda yani işte hukukun etiğe ihtiyacı yoktur ya da etikle kesişimi yoktur diyenlerle bunun tersini söyleyenlerin söylediklerine baktığımızda aslında kastettikleri şeyin aynı şey olmadığını görüyoruz. Yani ahlak ve etik hani bizim kullandığımız anlamda birbirine karıştığını görüyoruz. Yani etiğin ahlaklarla yani hani bu değişken olan zamandan zamana yerden yere değişen ahlaklarla tabii ki hukukun bir ilişkisi yoktur. Yani daha doğrusu hani olması gerekmez öyle diyelim yani ona ihtiyacı yoktur. O, yani onu ayraç içine alarak onu bir yana bırakarak yol alabilir.
Ama etik dediğimiz şeyin dışında olamaz. Yani benim iddiam etik olanla ilgilidir. Yoksa ahlakların ya da bu değer yargıları kümeleri olarak karşımıza çıkan ahlaklarda mesafe koymalıdır hukuk. Yoksa zaten eğer hukukun adaletle ilişkisi varsa ya da hukuk adaleti gerçekleştirme amacı taşıyan bir etkinlikse ki ben öyle olduğunu düşünüyorum. O zaman zaten etik olmak zorundadır. Yani hani etik olmamaktan o başka bir seçeneği yok. Yani onun için önce bu iki ayrım, yani bunların çok dikkate alınmadığını, bu ayrımların çok dikkatli yapılmadığını görüyorum genellikle. Yani tartışmalarda, birazdan o tartışmalardan örnek verdiğimde bunu göstermeye çalışacağım daha açık olarak. Tabii ki yani burada benim içinde olduğum ve savunduğum bakış bu tür konular ya da her konuda aslında burada da ama ontolojik bakıştır. Yani olandan hareketle tartışmaları yürütmek, yani söylenenlerden hareketle, fenomenlerden hareketle tartışmaları yürütmek. Bir de tabii konu hukuk olunca, yani hukuk, değerler, etik olunca meseleye antropolojik olarak da bakmak gerekiyor. Yani insanla ilgisinde bakmak gerekiyor. Yani insandan kopararak yalnız epistemolojik bir sorun olarak gördüğünüzde bazı şeyler eksik kalıyor. Onun için benim bu tartışmadaki bakış açımda ontolojik ve antropolojik bir bakıştır. Ve ben böyle baktığımda hukuk nedir? Yani hukuk aslında bir insan başarısıdır. Yani Kucradi Hoca'nın ifadesiyle antropolojik değerlerden birisidir hukuk. Bunu en açık hukuk devletinin işlediği yerde görüyoruz. İşlediği ve işlemediği yerde görüyoruz. Yani hukuk devletinin işlediği yerde hukukun temel kurallarının, yani normların uygun etik normlar olduğu yerde ve hukuk devletinin işlediği yerde yani insanların daha insanca yaşayabildiklerini görüyoruz. Yani insanlara daha insanca, insan haklarının korunduğu bir dünya sunabiliyor hukuk. Ha, bunun işlemediği yerde de bunun tersi oluyor. Onun için hani hukuk bir değer midir? Hukuka neden bir değerdir diyorsun diye bana soru yöneltilirse bu ikisine bakmayı öneririm. Yani aslında belki burada da ikili bir hukuk var. Yani hukuk deyince iki şey anlayanlar var. Yani işte hukuk işte etik normlara uygun olmayan ya da değerleri bir yana bırakan işte hukuki pozitivistlerin iddia ettiği gibi diyelim ki uygun usullerine uygun olarak yasallaştırılmış normlardan oluşan bir yasalardan normlardan oluşan bir şeye biz hukuk diyecek miyiz, diyebilir miyiz? Yoksa hukuk olması için onun bazı özelliklere sahip olması mı gerekir? Bu da çok temel bir tartışma. Çünkü bu iki hukuk kavramından etiği dışta bırakanı ele alırsak hani mesela şunu söyleyen var. Yani Türkiye'de de dünyada da sanıyorum bunu savunanlar var ama hani ben yanılıyorsam başta sevgili Altan olmak üzere sevgili Güdris buradaki hukuk felsefecisi arkadaşlar yani beni uyarırlarsa tartışma bölümünde fikirlerini beyan ederlerse mutlu olurum. Yani hukuk aslında öyle değerli bir şey değildir. Ya hukuk siyasetin aracıdır. Yani siyaset ne derse onu yapar diyen bir anlayış da var. Sanıyorum ben öyle yani hani eğer böyleyse Var tabii, hukuk var hocam. var değil mi? Hani yani böyleyse hukuk evet bir değer değildir bence yani bir araçtır sadece. Yani işte diyorlar ki hukuk siyasetin bir aracıdır. Aynı şey gibi yani şey diyor diye Kulasoviç savaş siyasetin işte başka bir yolla sürdürülmesidir. Tam buna paralel bir şey olarak görüyorum. Böyle hani o zaman da iş şeye kayıyor. Yani eğer siyasetin bir aracıysa hukuk da aradan çıkar. O zaman da iş siyasete kalır. Yani o zaman soruyu şöyle sorarım ben. Siyaset etik olmak, siyasetin etik olması gerekir mi? Etik olmayan siyaset siyaset midir? Ya da ne kadar hani siyasetin amaçlarına uygundur? Ya da o ta Trasimakos zamandan gelen tartışmaya geri giderim. Yani o zaman çünkü etiği devre dışı bırakırsanız geriye güç kalır. Yani o zaman güçlünün dediği haktır. Ya da güç hak yaratır diyebilir miyiz? Ben diyemeyiz diyorum. Yani onun için hani bu şeyi kapatıyorum.
Yani hukuku değerli kılan şey, bana sorarsanız, onun siyasetin bir aracı olması ötesinde bir şey olabilmesidir. Yani daha insanca yaşamanın, yaşamayı sağlayan bir araç olmasıdır. Bunu sağladığı için değerlidir. Yani insanların insanca yaşamasına, işte düşünce özgürlüğüne, yaşama hakkının korunmasına katkıda bulunduğu için, yani onsuz birçok şey olamadığı için hukuk bir değerdir. Şimdi bu genel girişten sonra işte yani farklı görüşler üzerinde, yani farklı görüşlerden, bu hukuk etiksiz olamaz, etiğe dayalıdır diyenlerle, bunun tersini söyleyenler, yani hukukla etiğin ilişkisi yoktur diyenler arasındaki bu şeyi, görüşleri biraz size örneklendirmek istiyorum. Burada iki, önce isterseniz benim de çok sevgiyle kendisini anmaktan mutlu olduğum Adnan Gürüs Hoca'dan, her zaman saygı ve sevgiyle andığım ve ben de çok hatıraları, şeyleri olan bir hoca kendisi, ama görüş olarak, görüşleriyle zaman zaman, daha doğrusu temel felsefi şey tutumuyla anlaşamazdık. Yani farklı düşünürdü hoca. Onun görüşünün bir özetlemek istiyorum size. Hukuk ve hukuk normlarıyla ahlak ilişkisini nasıl görüyordu Adnan Gürüs Hoca? Diyor ki, yani burada aslında bu ilişkide üç tutum var. Yani üç gruba ayırabiliriz diyor bu ilişkiyi. Hukuk normlarıyla ahlak arasındaki ilişkiyi ele alanları. Bir tanesi, birinci görüştekiler, bir normun hukuk niteliği kazanması, onun hukuk idesine ve ahlaka uygunluk amaçlarına yönelmesini gerektirir. Yani bir norm ancak hukuk idesine ve ahlaka uygunluk amaçlarına uygunsa hukuk olur. Yani birinci grubu böyle özetliyor. Tabii burada şeye dikkatinizi çekerim. Yani ahlaka uygunluk derken burada hoca etikle ahlak ayrımını yapmıyor. Yani yoksa etiğe uygunluk dese ya da şeye dese, ama bu çok açık değil hocanın yazılarında. Benim görebildiğim kadarıyla, yine beni uyarırsanız, yanlış bir şey söylüyorsam mutlu olurum. Şimdi birinci grup bu. İkinci grup, ahlaka, insanlığa ve adaletin temel ilkelerine aykırı olan kurallar yetkili organlarca çıkarılsa bile hukuken geçerli olamaz diyenler. Yani ahlaka, insanlığa ve adaletin temel ilkelerini, bu cümlelerin aynen alıntılıyorum, aykırı olan kurallar yetkili organlarca çıkarılsa bile hukuki geçerli olamazlar. Yani aslında birincisine benzeyen bir görüş bu da. Üçüncü görüştekilerse, yetkili organlarca usulüne uygun çıkarılan ve toplumda minimum etkinliğe sahip olan hukuk kuralları geçerlidir. Yani aslında, yani sanıyorum hukuki pozitivizmin en açık ifadesi, ya da yani bir ifadesi gibi gözüküyor bu. Yani burada diyor ki, yetkili bir kuralın hukuk kuralı olması için usulüne uygun çıkarılmış olması lazım. Yani temel argüman bu. Ama hoca buraya bir şey daha eklemiş. Ve toplumda minimum etkenliğe sahip olması lazım. Yani bunu biraz açtığımda şey diyor: minimum yürürlük ve geçerlilik. Yani minimum yürürlük ve geçerliliğe sahip olması lazım. Böyle bir şey de ekliyor. Hani burada kendi konumunu diyor ki, ben birincisiyle hiç şey yapmıyorum. Yani birincisiyle benim hiçbir alakam yok. Hani hiç o gruba giremem. Yani bir norm hukuk olacaksa, işte adalet hukuk idesine ve ahlaka uygun olmalıdır. Bunu kabul edemem. İkincisi biraz daha olabilir. Ama diyor, benim yerim aslında, benim en yakın olduğum grup üçüncü gruptur. Yani kendisini üçüncü grup içinde konumlandırılıyor. Yani bir kural yetkili organlarca usulüne uygun çıkarılmışsa ve toplumda minimum yürürlük ve geçerliğe sahipse, bu bir hukuk kuralıdır diyor. Şimdi ikinci olarak, bu Kramer'in kitabından aldım. Lan Fuller'ın hukukun üstünlüğü ve hukuk düzeninin özellikleri diye saydığı kurallar.
Burada da aslında bir etik yok. Yani hani bu yani bir hukuk düzeninin özellikleri nelerdir? Hukuk yapan şey nedir? Burada da şeyi görmüyorsunuz. Yani aslında bir etikle bir ilgisi yok. Yani daha çok daha biçimsel şeyler söylüyor yine. Yani içerik değil de biçime ilişkin şeyler söylüyor. Bir tanesi, birincisi, düzenin genel kurallara göre işlemesi. Yani yasalar olacak, anayasa olacak. İkincisi, normların önceden ilan edilmesi. Yani normlar önceden ilan edilecek. Üçüncüsü, normların geriye dönük işlememesi. Yani bir hukuk normu geriye dönük işlemez. Dört, normların mantıksal tutarlılığa sahip olması ve yükümlülüklerinin yerine getirilebilir olması. Yani mantıksal tutarlılık olacak ve yükümlülükleri yerine getirilebilir olacak. Bu altıncısıyla da biraz benziyor. Altıncı özellik olarak da normların kişilere yapabileceklerini zorlayan sınırlar getirmemesi. Yani kişilerin yapabileceği türden olmalı normlar. Yani yerine getirilemeyen bir normun anlamı yok. Yedincisi, normların içeriğinin sıkça ve toptan değiştirilmemesi. Yani siz normları haftada bir, ayda bir değiştiriyorsanız böyle bir hukuk olmaz diyor. Yani hani bir süre vermemiş ama makul bir şekilde kararlılık olması, kalıcı olması lazım. 8, normların yasalarla formüle edildikleriyle uygulaması arasında uyum olması gerekir. Yani hani bizde de zaman zaman gördüğümüz gibi örneklerini, yasalarla uygulaması arasında uçurum olmaması gerekir diyor. Şimdi gördüğünüz gibi burada hiç etik yok. Ama ilginç bir şekilde, yani herhalde yine Fuller buna hukukun iç ahlakı diyor. Yani demek ki ahlak hani bu anlamda da kullanılabiliyor. Yani hukukun iç ahlakı. Bu hocam Fuller, Lon Don Fuller, evet, Fuller. Fuller. Lon Fuller, evet, öyle. Yani oradan aktar. Onun şeyleri, evet. Yani hani bunu, ama yani böyle bir hukukun iç ahlakı demiş. Şimdi Altan hocam, şey olarak da karşı tarafa geçtiğimizde bunlar hani hukuk, bu ilişkiyi pek sıcak bakmayanlar. Sizin bir yazınızdan yararlandım. Alexi ile ilgili yazdığınız bir yazı var. Orada yani şeyi işte hukuksal pozitivizm şöyle ifade etmişsiniz. Yani aynen alıntılıyorum. En genel anlamıyla hukuksal pozitivizm hukuk ve ahlakın ayrılması gerektiğini savunur. Hukuksal pozitivizme göre hem hukuk kavramı hem de hukukun geçerliliği ahlak unsurları dışında tanımlanmalıdır. Yani hem hukuk kavramının hem de hukukun geçerliliğinin yani ahlak unsurlarını bir yana bırakarak tanımlanması gerekir. Yani bunu bu şekilde hukuki pozitivizmi tanımlamışsınız. Yani bana iyi özetleyen bir tanım geldiği için bu sizden aktardım. Sağ olun. Yani kitabımda da öyle. Yani bugün moderatörsünüz diye seçmedim. Hani kitapta da yazımda da sizin yazınızı kullanmıştım. Tabii Alexi bu görüşle pek yani, doğru bulmuyor bu görüşü. Bu görüşe karşı çıkıyor. Yani oradan bir iki tane şey aktarmak istiyorum. Yine sizin yazınızdan. Hukukla ahlak arasında zorunlu bir bağ vardır diyor. Bu yani her konuşmamın sonunda olduğu gibi tabii yine Kucrat Hoca'nın bu konudaki söyledikleriyle yazıyı tamamlayacağım. Şeye paralel bir şey söylüyor aslında tabii, ama gerekçeleri aynı mı, ne kadar örtüşüyor, o farklılıklar olduğunu biliyorsunuz. İki, hukuku ve hukukun geçerliliği ahlaki unsurları da içine alacak şekilde tanımlamak gerekir diyor. Yani hukuku ve hukukun geçerliliğini ahlaki unsurları da içine alacak şekilde. Yani siz bu ahlaki unsurları dışarıda bırakarak ne hukuku tanımlayabilirsiniz, ne hukukun geçerli olduğunu iddia edebilirsiniz. Bir de iki argümanı daha var. Hani burada yani bunlar yapılmadığında neden sakınca olabilir? Bir tanesi haksızlık argümanı. Yine sizin yazınızdan aktardım. Diğeri ise prensipler argümanı. Haksızlık argümanı dediği şey şu: belli düzeyde ulaşan ahlaka aykırılıklar hukuku geçersiz kılar. Yani burada benim anladığım şunu söylüyor: siz hukuk yaptınız, yasalar çıkardınız, uygulanıyordu, ama burada o kadar ahlaka aykırı, yani burada etiğe aykırı demek istiyor aslında. Yani çünkü ahlaka aykırı olabilir ama etiğe aykırı şeyler ortaya, sorunlar ortaya çıkıyor ki bu aslında o kuralı zedeler. Ben öyle anlıyorum.
İkincisi prensipler argümanı dediyse, hukuk ahlaki olan ilkeleri zorunlu olarak içerir diyor. Yani zaten eğer adalet idesine bağlıysa, hukukun amacı adaleti gerçekleştirmekse, adil olanı, bu ister onarıcı adalette söz konusu olsun, isterse dağıtıcı adalette söz konusu olsun. Değil mi? Hani gelir dağılımı ya da işte şeyin dağılımı söz konusu olsun. Yani ahlaki prensipleri içermek zorundadır. Adil olmayan ya da sürekli haksızlığa yol açan hukuk kuralı olamaz diyor. Yani hani biraz sonuçlarından hareketle aslında şeyi göstermeye çalışıyor. Yani siz hukuku, pardon, etiği bir yana bırakarak hukuk, hukuk, hukuk dediğinizde, bu hukuk sonuçta etik sorunlara yol açar, haksızlıklara yol açar ve ayakta kalamaz. Yani sonuçta bu tartışmaya açılır. Ve tabii hani hukuki pozitivistlerin dediği gibi egemenin belli usullerle yasallaştırdığı her norm hukuk sayılabilir mi? Bu soruyu sorarak yani bunun aslında tabii bu konuda bize sanıyorum, yine yanılmıyorsam, bu konuyu en açık düşünmemizi sağlayan da Nazi dönemindeki hukuk uygulamaları ve bunun sonunda yaşanan tartışmalar, değil mi? Yani çünkü yani o dönemde bu yargılamayı yapan insanlar, kararları veren insanlar, daha sonra biz bundan sorumlu değiliz, İşte bize emredildi, yasalar böyleydi, biz yasaları uyguladık dediler. Kötülüğün Sıradanlığı kitabına da Hannah Arendt'in yazmasına neden olan olayı da hatırlarsanız, biz emir kuluyuz, emri yerine getirdik, ya yasaları uyguladık. Ama yasalar eğer burada Alexi'nin dediği gibi etik sorunlara yol açıyorsa, yoğun etik sorunlara yol açıyorsa, bu ne kadar dayanılabilir? Bunlara ne kadar güvenilebilir? Burada tabii şeyleri çoğaltabiliriz. Yani arada kalan, burada hani belki Hart'tan da söz edilebilir. Hart'ın görüşlerinden de söz. Onu da not almıştım. Ama bilmiyorum, zaman açısından Var ne hocam, durumda? zamanımız var. Var mı Zamanımız var. zamanımız? Yani Var. Çünkü bir ara bağlantı da koptu. Onu da ekleyeyim. evet. Adalet açısından, adil Evet. olmak açısından. Evet, yani çünkü değil mi? Hart da genellikle yani pozitivist hukukçular için de anılıyor. Mesela benim gördüğüm şeylerde Evet. işte Bentham, Austin, yani hukuk egemenin fikridir, doğrudan bunu savunanlar. Hani Kelsen de birlikte Hart'ın da onların yanına konulduğunu görüyoruz. Ama Doğru. aslında şeye baktığımızda, benim hani yine dediğim gibi yani Hart uzmanı değilim, hukuk felsefesi uzmanı değilim, ama benim gördüğüm kadarıyla bu şeyi ayırmak lazım. O nedenle zaten yani sınıflamalarda hep şeye dikkat etmek gerekiyor. Yani her sınıflamada böyle sorunlar oluyor. Yani çok genel olarak mesela empiristler ve rasyonalistler diye ayrılıyor işte etik, bir epistemoloji tarihinde de. Ya hani ama altına bakıyorsunuz, bunların hepsi aynı değil. Yani epistemoloji mesela Kant'ı genellikle rasyonalistlerin içine koyuyorlar. Ama Kant'ı okuyorsunuz, diyor ki bütün bilgimiz deneyle başlar diyor. Şimdi bütün bilgimiz deneyle başlar diyen bir adamı nasıl siz rasyonalist filozofların içinde koyabilirsiniz? Hayır, koyabilirsiniz muhakkak, ama işte diğer yanı da görmek kaydıyla. Yani onun için burada da Hart için de aynı şeyi söylemek mümkün gibi geliyor bana. Asgari doğal hukuk ahlaktan olabildiğince sıyrılmış, hani böyle bir görüşü savunuyor aslında. Yani doğal hukuku olmaz, ama hani bu da ahlaktan mümkün olduğunda sıyrılmış olmalıdır. Yani görüşünü özetleyen cümleyi böyle hani bir basın mensupları başlık atarlar ya haberlere, bir başlık atmak gerekirse belki böyle bir başlık olabilir. Yani doğal hukuk evet, ama bu ahlaktan olabildiğince sıyrılmış. Yani bütünüyle sıyrılması mümkün olmayan bir şey gibi. Birincisi ya da birinci ya da temel kurallar, bizden bazı eylemlerde bulunmamızı ya da bazı eylemlerden uzak durmamızı isterler. Bunlar birincil kurallar. İkincil kurallar ise bunlar bize ödev yüklerler diyor. Yani bunlar ödev yükleyen kurallardır. İkincil kurallar ise birincilerle varlıklarını sürdürürler. Yani kendi başına değil de birincilerin aslında hayata geçirilmesi için gerekli kurallar gibi anlıyorum ben bu kuralları. Kamusal ya da özel güç sunan kurallardır bunlar.
Yani birinciler ya da ödev yükleyen kurallar fiziksel hareket ve değişim için içeren eylemlerle ilgiliyken, diğerleri ikincil kurallar yalnız fiziksel hareket ve değişimle değil, ödev ve yükümlülüklerin de değişim veya yaratılması için gereken işlemleri olanaklı kılarlar. Ve şurada bir kesişme var. Yaşamı sürdürmek, yani amaç aslında, yani insanın, her canlının amacı ve bu arada insanın da temel amacı yaşamı sürdürmektir. Yaşamını devam sürdürmek. Hak ve ahlak da buna yönelik olmalıdır. Yani aslında, özür dilerim, hukuk hak değil de hukuk ve ahlak da buna yönelik olmalıdır. Yani hukukun amacı, hukukun en temel amacı sanıyorum burada, yani hiç kimse farklı bir şey söylemeyecektir. Yaşamın, her canlının, her kişinin yaşamını sürdürmesini mümkün kılmaktır. Bu zaten kendisinde etik bir değer taşıyor. Yani hani bu Hart'ın söylediği bir şey değil, ama Hart'ın söylediği şey, hukuk da ahlak da buna yönelik olmalıdır. Bunun için hukuk ve ahlakın ortak içeriğe sahip olması doğaldır. Bunlar da sevgili Ahmet Ulvi Türkbağ'ın yazısından, Hart'la ilgili söylediklerimi ondan aktardım. Günahı da sevabı da ona aittir. Yani bir yanlış varsa da Ahmet Ulvi Hoca'ya kızabilirsiniz. Bana da niye ondan aldın diye kızabilirsiniz. Evet, şimdi yani bu tartışmaya ilişkin söyleyeceklerim, yani genel olarak, hani işte karşı cepheler, söylenen şeyler bunlar. Ve yani benim çözüm olarak önerdiğim şey ne? Onları bir daha toparlayayım. Birincisi, hani kavramsal ayrımlara dikkat etmemiz lazım. Yani kişilerin kullandıkları aynı sözcüğü kullansalar bile farklı şeyleri imleyebiliyorlar. Onun için dikkat edelim. Yani ahlak dediğinde, işte biraz önce mesela Adnan Gürüs Hoca'nın dan aktardığım cümlede, yani aslında etik ile ahlak birbirine karışıyor ya da bunları ayırmıyor. Birçok yazıda bu böyle. Yani diğer şeylerde de bununla karışıyoruz. Bugün çağdaş etikte de aynı sorun devam ediyor. Yani etikle ilgili kitaplara baktığınızda da bunun çok net ayrılmadığını görüyorsunuz. Yani bu ayrımı yapılmadan da bu işin içinden çıkamıyoruz. Yani hani çıkma girişimlerini görüyorsunuz. Mesela işte Alexi, bunun benim gördüğüm en iyi örneği hocam. Yani sizin üzerinde çalıştığınız. Ama hani bir yerde de şeyler, bu ayrım çok net olmadığı için, yani bu böyle bir ayrım sanki yarıda kalıyor iş gibi. Yani çok iyi anlatamıyoruz. Onun için aslında çok temel şeylerden birisi, değer yargılarıyla, yani hani çok değişken olan değer yargılarıyla ve kültürden kültüre değişen kültürel normlar dediğimiz normları oluşturan değer yargılarıyla, hani daha yani tırnak içinde evrensel olan, ama yani evrensel olması zaten onların niteliğinden geliyor. Etiği birbirinden ayırmamız gerekiyor. Bunu ayıramadığımızda bu sorunları çözemiyoruz gibi geliyor bana. Şimdi onun için hani burada bu ilişkide tabii ki, yani aslında etik normlar ve hukuk normları, ikisi de normlardır. Ve norm olarak bak, ya da işte, ya da gereklilik önermeleridir ya da değer yargılarıdır. Yani değer yargısıyla norm arasında sadece biçim farkı vardır. Yani hani yalan söylemek kötüdür, değer yargısıdır. Yalan söylememek gerekir, bir normdur. Yani bir eyleme ilişkin bir bildirimde bulunun. İkisi arasında sadece biçim farkı, içerik aynıdır. Şimdi ama normlara baktığımızda da burada Kucuradi Hoca'nın yani normlarla ilgili, işte insan haklarının normları ile ilgili çalışmalarına geliyorum. Yani bununla konuşmamı bitireceğim. Bu normların yani hani işte homojen olmadığını görüyoruz. Yani karşımıza çıkan normlar hepsi aynı türden değil. Yani işte mesela normların bazıları gereklilik önermeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani insan öldürmemek gerekir, işkence yapmamak gerekir, yalan söylememek gerekir gibi. Bazıları yapabilirlik önermeleri olarak karşımıza çıkıyor. Yine burada işte kadınlara bazı durumlarda pozitif ayrımcılık yapılabilir. Yani bu yapılabilir. Bazı durumlarda işte şu yapılabilir, şu yapılamaz gibi.
Ama biz bu normların hepsini homojen, aynı türden kabul ettiğimizde ya da gördüğümüzde biraz önce yaşadığımız sorunlarla karşılaşıyoruz. Bir normun değeri, peki o zaman normları nasıl ayırabiliriz? Yani normlar arasında nasıl bir ayrım yapılabilir? Burada Kucurat Hoca'nın dikkatini çektiği, yani ilk olarak bu onun çağın olaylar arasında normların bilimsel temellendirilebilirliği yazısında yaptığı bir şeydir. Ama bu daha sonra birçok farklı yerlerde, işte bunu şeyde görebilirsiniz. Uludağ konuşmalarındaki mesela ahlak ve kavramları yazısında ya da insan hakları ile ilgili birçok yazısında bu tartışmayı yapar. Bu normların bir normun değerinin türetildiği öncüllerin bilgisayar değerine bağlı olduğunu göstermeye çalışır. Yani siz bir normu bir normun değerini ancak o nereden türetilmiştir? Yani o nereden çıkan bir normdur? Onun kaynağını bularak ancak değerlendirebilirsiniz. Yani burada hoca şu soruyu sormamız gerektiğini söyler. Yani işte insan öldürmemek gerekir. Neden gerekir? Yani bu gerekliliğin kaynağı nedir? Bu gereklilik nereden türetilmiştir? Evet. Bu işlemi yapmazsanız, hani bu işlem yapılmadığında yani normları ancak işte ne yaparsınız? Yani genel geçer midir? Her yerde kabul görmüş müdür? Yani genel olarak öyle değerlendiriliyor. Mesela evrensellik çok özellikle insan hakları bildirgesinin başlığında da yer aldığı için çok kullanılan bir terim. Yani evrensel midir? Peki evrenselliğin ölçütü nedir? Yani bir normun evrensel olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? İşte deniyor ki konsensüs varsa evrenseldir. Yani herkes bunu kabul ediyor. Şimdi bu imkansız bir şey yani. Hani herkesin kabul ettiği herhangi bir şey olamaz zaten. Ya da işte dünyanın her yerinde, her kültürde zaman zaman böyle çalışmalar da yapılmış. Hatta UNESCO bünyesinde de böyle çalışmalar. Acaba işte şu değerler her yerde var mı? Bu mesela insan öldürmemek gerekir. Bu her toplumda geçerli bir değer yargısı mıdır? Gibi. Yani hani bu yollar hala var. Yani yine konsensus işte kabul görme bir yol olarak hala tartışılıyor. Bir zararı da yok. Ama bir yerde tıkanıyorlar gibi. Yani burada Kucuray Hoca'nın önerdiği yol şu. Yani diyor ki normlara türetildikleri öncüllerin bilgisayar niteliği açısından ve türetilme yolları açısından baktığımızda aslında normları iki ana kümeye ayırabiliriz. Üçüncü bir kümede var ama bu küme olmayacak kadar bir grup. Onun için onun üzerinde meta yargılar dediği şey üzerinde durmayı bırakarak bu iki küme üzerinde duracağım. Normların büyük bir kısmı, yani bizim hayatımızı da yönlendiren normların önemli bir kısmı deneyden, hani bu kültürel normlar dediği normlar hocanın. Yani kültürel normlar bizim hani kültürümüzden sosyologların kültürleme dediği şey yoluyla kazanılan davranışlardır. Yani şunu yapmak gerekir, bunu yapmamak gerekir dediği türden. Bazıları da tecrübeyle kazanılan normlardır. İşte yani ne bileyim tutumlu olmak gerekir. Ya da sakla samanı gelir zamanı diyoruz. Yani işte elindekini har vurup harman savurursan sonra sıkıntı yaşarsın. Onun için tutumlu olmak gerekir. Ya da tutumluluk iyidir. Bu da bir şeydi. Yani indüksiyon yoluyla çıkarılmış. Yani deneyimler, farklı deneyimler var. İşte Altan Hoca savup savurmuş. Sonunda sıkıntıya düşmüş. Harun elinde ne varsa savurmuş. Sıkıntıya düşmüş. Buradan diyoruz ki o halde elimizdeki parayı tutumlu kullanmamız gerekir. Bunlar pratik bilgelik denilen şeyi de oluşturuyor aslında. Yani pratik bilgelik dediğimiz şey büyük oranda bunlardan oluşuyor. Yani insanların içinde bulunduğu en az iki farklı tarihsel durumun insanın bazı yapısal olanaklarının değerinin bilgisi ışığında karşılaştırılmasından türetiliyor bunlar diyor. Yani bir yerde parayı savuranlar var, bir yerde de tutumlu olan insanlar var. Bu ikisini karşılaştırıyorsunuz. Yani ve tutumlu olan insanların işte daha insanca yaşama olanaklarını koruyabildiklerini görüyorsunuz. Ve sonuçta tabii ki faydalı bir şey. Yani bu ilkelere uyduğunuzda yani
Bundan ya bu, bunun sonunda yarar görüyorsunuz. Burada bu ilkelerde esas olan şey yarardır. Yani yararları esas. İşlevseldir bu normlar. Yani işe de yararlar. Yani birçok zaman bir şey başka bir şey yapamıyorsanız hani bu pratik bilgelik dediğiniz normlara uyarsanız sizin için iyi olur. Ama tabii ya, yarar sorusuna yani hoca şu soruyu şunu sormamızı istiyor. Yani yarar da kimin için yarar? Yani kimde ya da geçerlidir bunlar ama kimde geçerlidir, nerede geçerlidir, ne zaman geçerlidir? Çünkü siz bu normlara uyduğunuzda da yanlış yapabilirsiniz. Yani bazen de parayı savurmak gerekir. Yani elinizde avucunuzda ne varsa değil mi? Hani mesela bir sağlık sorununuz oldu, hiç kimse düşünmüyor değil mi? Yani bizim kültürümüzde çok yaygın işte çocuğun okul meselesi. Ya elinde ne varsa ne yoksa satıyor. Yani evini satıp, şeyini satıp bütün mal varını çocuklarını okutan aileler var. Yani hani bu doğru ya da yanlış olabilir ama bazen de tutumlu olmamak gerekir. Yani hani bunun gerektirdiği durumlar da vardır. Bunu aslında ikinci türden normlar için de söyleyecek hoca. Bu söylenebilecek bir şey. Şimdi bu normlar aslında bizim çok yakından tanıdığımız normlar. Yani bunlarla ilgili bir tartışma da yok. Yani bu tür normların olduğuna ilişkin bir tartışma yok. Yani kültürel normlar yani farklı kültürlerin insan anlayışlarını yansıtan normlar geneldir bunlar. Hani yararlıdır, işlevseldir. Bu konuda denecek hiçbir şey yok. İndüksiyon yoluyla türetirler, deneyden çıkarılırlar. Şimdi bir de ikinci türden normlar. Yani deneyden çıkarılmayan, yani onun için kültürel normlardan ayrı olan farklı bilgisel değeri olan o nedenle de normlardan söz ediyor hoca. Yani asıl tartışması gereken yer burasıdır aslında. Çünkü buradaki iddia, yani burada hocanın iddiası bu normların insanın değerinin bilgisinden türetilen normlar olduğudur. Yani kültürel normlardan, deneysel normlardan farklı olduklarıdır. Yani nasıl türetiliyorlar? Biraz önce de başka bir vesileyle okumuştum. İnsanların içinde bulunduğu en az iki farklı tarihsel durumu karşılaştırarak, yani bu tutum örneğinde okudum bunu ama buradaki farklı, yani mesela ırk ayrımının yapıldığı bir toplumda insan durumuyla ırk ayrımının yapılmadığı bir durumu karşılaştırdığımızda ortaya çıkıyor. Ya da işte insanlara eşit muamele yapıldığı bir toplum düşünün. Yani ki hukuk devletinde öyledir. Hukuk devletinde devlet yurttaşlar arasında ırksal bir ayrım yapamaz mesela. Bir de Nazi Almanya'sını düşünün. Ya da işte bunun gibi yurttaşlarını ırklarına göre ayıran bir toplumu düşünün. Şimdi bu iki toplumdaki insan durumlarını karşılaştırdığımızda, iki tarihsel durumu karşılaştırdığımızda, hukuk devletinin işlediği yerde insanın değerinin ya da onurunun korunabildiğini, yani insanların daha insanca yaşayabildiklerini ama öbür tarafta insan haklarının ya da insanın değerinin çiğnendiğini görüyoruz. Bu normlar böyle bir karşılaştırmayla ortaya çıkarılabilen normlardır. Yani bu çıkarma insanın değerine zarar veren koşulların bilgisinden, yani yine hocanın ifadesi bu, insanın değerine zarar veren koşulların bilgisinden doğrudan veya dolaylı olarak türetilen normlardır. Yani hani buraya baktığınızda gene şey diyebilirsiniz belki. Burada da deneysel değil mi? Çünkü değil mi? Burada da hani bir şeyi görüyorsunuz. Yani ırk ayrımının yapıldığı bir toplumu görüyorsunuz. Bir de ırk ayrımının yapılmadığı bir toplumu görüyorsunuz. Bu ikisini karşılaştırarak çıkarıyorsunuz bunu. Ama bu çıkarım bir indüksiyon yoluyla çıkarım değil. Yani hani şeydeki gibi işte Ahmet yaptı kazanç çıktı, Mehmet yaptı kazanç çıktı, işte Harun yaptı kazanç çıktı. O halde bunu yapmak bana kazanç sağlar. Türünden bir çıkarım değil.
Yani bu çıkarım işte, yani dediğim gibi, yani ırk ayrımı bence iyi bir örnek. Yani hocanın verdiği örneklerden birisi de bu. Yani dolaylı olarak yapılabiliyor diyor. Mesela işte şeyi görüyorsunuz, ancak yani ırk ayrımının yapıldığı bir toplumla yapılmadığı bir toplumu görebiliyorsanız, bunları karşılaştırabiliyorsanız böyle bir çıkarımı yapabiliyorsunuz. Yani eğer dünyada ırkçılık diye bir şey olmasaydı, insanlar ırk ayrımı yapmasaydı, sanıyorum kimse yani böyle bir norma ihtiyaç duymayacaktı. Yani ırk ayrımı yapmamak gerekir demeyecekti. Çünkü böyle şeyler oluyor ve gittikçe daha fazla artıyor maalesef. Yani dünyamızda şu andaki benim gördüğüm en büyük tehlikelerden birisi ırkçılık gibi geliyor bana. Ekolojik sorunlardan sonra sırala deseniz, birinci soruya ekolojik sorunlar, ikinciye ırkçılığı koyarım. Böyle bir şey yaşandığı için, yani yine Hitler'de de Nazi deneyimi bunun en açık yaşandığı yer, böyle bir şey çıktı. Ya da işkence, yani işkence sorgulamalarda ya farklı amaçlarla işkence bir yöntem olarak kullanıldığını gördüğümüz için, buradan işkence yapmamak gerekir diye bir kural norm türetilmiş. Ama bazıları için buna gerek yok diyor hoca. Yani mesela işte insanlara eşit muamele yapmak gerekir. Ya bunun için bir yani onun için insanın değerinin bilgisinden doğrudan çıkarılan bir şeydir. Peki eşit muamele yapmazsanız ne olur? Neden gerekir? Değil mi? Yani sormamız gereken soru neden gerekir sorusu. Yani insanlara eşit muamele yapmak gerekir. Neden gerekir? İşte bu soruya cevap verirken de temellendirme yöntemi olarak, diğer tarafta indüksiyon derken, burada redüktio ad absurdum diyor. Bizim yani saçmaya indirgeme dediğimiz yöntemi soruyor. Yani olmasaydı ne olurdu? Yani tersini düşünelim. Değil mi? Hepimizin bu, benim zamanımda en azından öyleydi. Aritmetik geometriden iyi bildiğimiz yoldur. Yani tersini düşünürsek ne olur? Yani şöyle düşünelim. İnsanlara eşit muamele yapılmazsa ne olur? Yani ne olacak? Açık hak ihlalleri olur. İnsanlar harcanır. İnsanlar zarar görür. Hocam 10 dakikada falan bir toparlamanızı rica Evet, edebilir yo yo, miyim? bitirdim bitirdim zaten sevgili Altan. Yani şey olarak Açmaya da zaman ayırmak evet açısından. evet yani tam olarak şimdi o şeyi, yani söylediklerimi belki özetlemek açısından, yani söyleyeceklerim bunlardı, yani bu kadardı. Yani ne söyledim? Bir, yani kavramları tek aynı anlamda kullanmıyoruz. Hukuk kavramını bile farklı anlamlarda kullanıyoruz. Yani hukuk etik olanı içerir mi içermez mi farklı şeyler anlıyoruz. İki, etik dediğimizde aynı şeyi anlamıyoruz. Yani etik dediğimiz şeyle ahlakı, daha çok değer yargılarından oluşan ahlakı kesinlikle birbirinden ayırmamız lazım. Bizim ahlakla, yani yerel ahlaklarla tabii ki, yani toplumun kültürüdür ve birçok açılardan önemlidir, ama yasa yaparken ya da hak, eğer yasa, hukukun amacı adaleti tecelli etmesini sağlamaksa, ki yani böyle bir amacı varsa, yoksa zaten benim bütün konuşmamı çöpe atabilirsiniz. Yani hiçbir işe, yani eğer görüşünüz buysa, ben öyle olmadığını düşünüyorum. Yani yalnız değilim, biliyorum onu. Bunu söylemeye çalıştım. İkincisi, o zaman biz nasıl, yani hukuk nelerden oluşmalıdır? Hukuk nasıl oluşursa bu hak ihlallerini önleyebiliriz ya da daha adil bir yaşam sağlayabiliriz. Bunun da yolunun, hukukun temelini oluşturan normların, kültürel normlar değil de etik normlar, ki insan hakları dediğimiz şeydir bu. Yani insan haklarından pek söz etmedim. Aslında insan hakları dediğimiz şey etik normlardır. Ya bu mesela o kadar sık atlanan bir şey ki, yani inanamıyorum yani teorideki çalışmalarda. Yani insan haklarının etik normları olduğu. Yani o zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Yani söylemeye çalıştığım şey şu. Bu normlar da, yani eğer hukuku türettiğiniz normlar etik normlarsa, bu şu demektir: kültürel normlar değil ve insanın değerinin bilgisinden türetilen normlardır. Yani bir norma şunu, neden gerekir sorusunu sorun herhangi bir normla karşılaştığınızda. Ve eğer hani ve tersinin de geçerli olduğunu düşünün. Yani işte işkence yapmamak gerekir. Neden gerekir işkence? Hani yapmadığınızda, işkence yapıldığında ne olur? Yapılmadığında ne olur?
Bu soruyu sorduğunuzda, yani hukuk eğer insanın değerinin bilgisinden türetilen normlardan oluşursa ya da etik normlardan oluşursa hukuk olur. Ya bence hukuk yalnız o zaman hukuk olur ve adaleti gerçekleştirmek gibi bir amacı varsa hukukun, bu amacı ancak böyle gerçekleştirebilir diyerek özetlemiş olayım Altan Hocam. Çok çok Teşekkür ederim. teşekkürler, sağ olun. Çok özlü aslında çok da tartışmalara yol açabilecek birçok konuyu içeriyor tabii konuşma. Ben lafı fazla uzatmadan zamanın kısıtlığıyla da nedeniyle arkadaşlara söz vermek istiyorum. Ben not alıyorum sırayla arkadaşlar el kaldırsınlar konusundan. Ali Taşkın Hocam, buyurun Ali Hocam. Ben de öncelikle Harun hocama teşekkür ederek başlıyorum. Sonra moderatör olarak size teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Gürris hocama, değerli hocamız Kuşura diye yapıyorum. Çünkü onlar da bizi böyle bir güzel verimli toplantılarla buluşturuyorlar ve istikrarlı bir şekilde de devam ediyor. Aslında sorudan ziyade belki Harun hocama katkı olması açısından sorum da var tabii ki ama esas onun en yetkin olduğu, kendisinin de burada ifade ettiği etik konusunda da soru soracağım. Bu ahlak hukuk ayrımı hukuk felsefesinin en temel sorunu. Zaten hocamız oradan söz etti. Ancak ben hem Harun hocama hem de sizlere hukuk felsefesiyle uğraşan bu alanı kendisini akademik alan olarak seçmişlere sorum şu olacak. Bu hukuki pozitivizmin iddia ettiği ayrılabilirlik tezi diye teknik anlamda da ifade edilen Hart dahil birçok hukuki pozitivist sınıfında sayılanların da bunun mümkün olmadığını söylediği bu teorinin hukukta uygulandığı bir yer var mı? Birinci sorum bu. Bu Harun hocamla birlikte herkese soruyorum bu soruyu. Bir de kıymetli hocama bu değer yargılarıyla eti birbirinden özellikle ayırdı. Hem konuşmasının başında hem de sonunda. Ancak en son cümlelerinden bir tanesi, tabii ki toplumlarda yerel gelenekler, görenekler, bir tırnak içerisinde ahlak anlayışları olabilir. Bu yerelliğiyle ilgili aslında temel bir soru var. Bu ontolojik, antropolojik dediği etik, insanın doğasında var olan ve bunun mutlak anlamda insanın yaşantısından ki hukuk gibi değer ifade eden kurumlardan da ayrılmaması gereken bir husus olduğu gerçeğine baktığımızda, yani etiği değer yargılarından ayırarak salt bir ontolojik ve insanın olmazsa olmazı olan bir değer yargısı olduğuna yola çıktığımızda, hukuk da insanın huzuru, işte kargaşanın sona erdirilmesi gibi yine insan mutluluğunu esas alan, ki adaletten söz etti kıymetli hocam. Adalet zaten burada ahlakla birlikte reddedilen başka bir değer olarak görünüyor. Hukukun adalet diye bir idesi olmadığı tezi de çok baskın olarak savunuluyor. Altan hocamın çalışma alanı olan bu Robert Alexey ile ilgili sunumunu dinlemiştim ben. Orada da çok kesin çizgilerle ahlaka uygun olmayan hukuk kuralının hukuk olmadığını söylüyor. Toparlayıp ben sorumu netleştireyim. Kıymetli hocam, bu ontolojik, antropolojik etik de yola çıktığımızda hukuk gibi başka bir alan olan, çoğunlukla da işte felsefede etiğin bir alt dalı olan alanın birbirinden ayırt edilebilirliğinin mantıksal açıdan, felsefi açıdan imkanını sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Altun Hocam Buyurun buyurun hocam, siz de sorun evet sonra evet ben de evet cevap verebilirim. Birkaç şey ben de evet söyleyebilirim tabii. evet şimdi bu ahlak ve kavramları yazısı sevgili Ali Kuçra Hoca'nın Uludağ konuşmalarının içinde yer alan tam olarak hani bunu yapmaya çalışıyor. Yani işte galiba mesela bayramda ninemizin elini öpmek gerekir. Böyle bir örneği var galiba. Şimdi bu tabii kültürel bir davranış. Hani
Yani ben de büyüklerim olduğunda gittiğimde öyle bir insan varsa elini öperim. Yani bir problem de yok bunda. Yani kültürel değerler ya da işte şey değerler önemsizdir, önemlidir meselesi değil. Ama burada tabii ki fark şuradan kaynaklanıyor. Bunlar değişken şeyler. Yani hani sonuçta Takiyettin Mengüçoğlu'nun bir yazısı var. Ben başlığını bile çok şey anlattığı için çok sık atıfta bulunuyorum. Değişmez değerler, değişen davranışlar. O kritik bir etik için hazırlık alt başlığıyla. Şimdi burada yani asıl olan değerler aslında. Yani saygıdır yani. Saygı göstermek istiyoruz. Saygının gösterme şekilleri değişiyor. Onun için hani biz yani ninemizin elini öpmek gerekir. Ya da büyüklerimizin yanında işte bacak bacak üstüne atmamak gerekir. Ya da sigara içmemek gerekir. Gibi yani değer yargılarıyla ya da işte normlarla yapmamak gerekir dediğimiz için. İşkence yapmamak gerekir. İnsanlara eşit muamele yapmak gerekir. Aynı türden göremeyiz. Yani ikisi arasında bir bunları onun için örneklerle göstermek dışında bir şey yok. Ama bu şu demek değil. Birisi önemli, diğeri önemsiz demek değil. Yani burada davranışlar değişebiliyor ama kalıcı olan bir şey var, saygı. Yani insanlar büyüklerine saygı gösteriyor ya da değil mi? Hani şey gösteriyoruz. İnsanlar saygı bekliyor. Ben hep şey derim yani kendisi saygı beklemeyen kimse var mı aranızda? Yani beni saymayın, beni adam yerine koymayın. Yani böyle bir insan olduğunu zannetmiyorum. İnsan olmak çünkü hani saygı göstermeyi bekliyor. O zaman biz de başkalarına saygı göstermeliyiz. Hani yine ben bu kelimeyi çok kullanmayı sevmiyorum ama bu daha evrensel, daha genel geçer olan bir şey. Ama Hocam el öpme çok aslında daha yerel bir şey. Harun hocam sorum o altını çizdiğiniz noktaya ben katılıyorum. Yani değer yargılarıyla antropolojik, ontolojik, etik dediğimiz Evet. şeyi ayırt ediyorum. Buradaki sorum şuydu aslında biraz daha netleştireyim. Bu antropolojik, ontolojik, etik evrensel olarak insanın doğasında var olan bir özellik. Evet. Bununla hukukun ayırt edilmesinin mantıksal tutarlılık açısından, felsefi tutarlılık açısından imkanını sordum. Yoksa öbürüne hiçbir itirazım yok. O yerel ahlakla evrensel diyebileceğimiz bu değerler varlığı olarak gördüğümüz insanın doğasından getirdiği etik arasındaki ayrımın imkanını sormak Evet. istedim. Evet. Zaten siz orada tavrınızı ortaya Tabii. koydunuz. Dediniz ki ben ahlakın ya hukukun ahlaksız olacağını düşünmüyorum. Belki bu eleştirilebilir ama ben de aynı görüşteyim ama Evet. bir de şeyi sordum aslında bütün herkese. Bu hukuki pozitivizmin iddialarının pratikte bir karşılığı olmuş mu? Mesela Austin'in İngiltere'sinde ya da Kelsen'in Avusturya'sında, Almanya'sında doğrudan etiğin dışlandığı salt normlarla verilen kararlar ve bir hukuk uygulaması olmuş mudur? Sadece bu felsefi bir tartışma olarak böyle kenarda mı duruyor? Bu soruyu sormuştum aslında onunla Evet. bağlantılı olarak. Evet, belki Sevgi Altan bir şeyler söylemek Ben istiyor. de burada bir şeyler söyleyeyim. En baştaki soruyla devam edeyim. Şimdi hukuki pozitivizm aslında Batı'da işte hani kıta Avrupa'sında da Anglo-Amerikan dünyasında da iki tane büyük şey var hukuk çevresi. Orada hakim hukuk anlayışı yani hukuki pozitivist olmayan yani doğal hukuk dediğimiz akım aslında azınlıkta olan bir anlayış. Türkiye'de de öyle hukuki pozitivizm ağırlıkta. Yani hukuki pozitivizm ne diyor? Temel öneri şu, temel çizgi bu. Hukukla ahlak arasında kavramsal zorunlu bir bağ yoktur diyor. Yani hukuki pozitivistlerin önemli bir kısmı hukukla ahlak arasında bağ olduğunu kabul ediyor. Zaten ampirik olarak bu böyle. Yani birçok hukuk normu ahlak normuna atıf yapıyor. İkisi de normatif düzenler. Bu çok doğal bir durum. O açıdan hukukla ahlak arasında ilişki yoktur diyen ciddiye alınacak bir hukuki pozitivist yok. Hukuki pozitivistler içinde Kelsen bile işte hukuk adaleti hukukun dışında ahlakı hukukun dışında adaletin bir unsuru olarak gören Kelsen bile hukukla ahlak arasında ilişki olabilir. Ne olacak bunda bir şey yok diyor.
Hart da hukukla, işte doğal hukukun askeri içeriği konusunda hukukla ahlak arasında tabii ilişki olabilir. Ama bu tesadüfidir diyor. İşte ikisi de insanlarla ilgili böyle kesişmeler normaldir diyor ama mesele şey, kavramsallık meselesi. Hukuk zorunlu olarak ahlaki doğruluğu içerir mi içermez mi? İşte Harun Hoca'nın da benim de ortak, Gürüz Hoca'nın da ortak noktası. Evet, hukuk zorunlu olarak doğruluk iddiasında bulunur. Doğruluk iddiası da adil olma iddiasındadır. Yani bir hukuk düzeni düşünün, bir anayasa düşünün, baştan adil olmayı reddediyor. Yani şöyle bir madde düşünün. X Cumhuriyeti haksızlığa dayanan gayri adil merkezi bir cumhuriyettir. Ya yani bu performatif bir çelişki. Yani bu, birinci nokta bu. Yani hukuki pozitivizmle doğal hukuk arasındaki mesele kavramsallıktan kaynaklanıyor. Yani hukuk zorunlu olarak böyle bir doğruluk iddiasını içerir mi? Hukuki pozitivistler hayır içermez diyorlar. Ama hukukla ahlak arasında bağ var. Şimdi şeyi sordunuz. Yani hiç ahlaki nitelik taşımayan hukuk normu olabilir mi? Olur. İşte trafik sağdan mı gidecek, soldan mı gidecek? İngiltere'de farklı olabilir, Türkiye'de farklı olabilir. Veya işte temiz süresi 9 gün mü olacak, 7 gün mü olacak? Olabilir. Ama bunları da altında çok daha şey yaparsanız, deşelerseniz hani hukukun üç unsurunu görüyoruz. Biz işte birincisi şey adil olması, adalete yönelik olması. İkincisi amaca uygun olması, o düzen unsurunu, toplumsal düzeni sağlaması, bir de hukuk güvenliğini sağlaması. 7 gün mü olacak, 9 gün mü olacak, hukuk güvenliğini sağlıyor. Yani o da hukukun bir unsuru oluyor. Hukuk güvenliği de aslında, hukuk güvenliği de adaletin bir unsuru oluyor. Birbirleriyle bağlı. Biz şeyi, ben derslerde şey anlatıyorum. Yani ben korsan refahat sunmak istemiyorum ama hukukun üç boyutundan bahsediyorum. Yani hukukun normatif boyutu, işte hukuk bilimi inceliyor onu. Hukukun olgusal tarafı var. Onu da hukuk sosyolojisi inceliyor. Bizim alanımızda hukuk felsefesi hukukun adalet boyutunu, etik boyutunu, adil olup olmamasını, hukukun özünü, bağlayıcılığı, geçerliliği falan bunları ele alıyoruz. Yani meseleyi böyle çok genel bir şekilde böyle toparlayabilirim. Tabii yani şey hocayla Harun hocayla Gündüz hocayla şey meselesinde hukuk etik meselesinin hukuk ve ahlak kavramları üzerinde tamamen farklıyız ama bu ayrı bir tartışma konusu. Yani bugün bunu derinleştirmemize gerek yok. Ben diğer arkadaşların hakkına, hukukuna saygı duymak zorundayım moderatör olarak. Sevgi hocam bir şey söyleyecek. Buyurun Sevgi hocam. Pardon, bir şey söylemek istiyor muydunuz Arun hocam bununla ilgili? Yok yok hayır yani şey söylediklerinize katılıyorum yani ben de hep şey örneğini veririm mesela yani hiç kimse ben eşitsiz davranacağım diye yasa yapmıyor yani mesela Evet. ayrımcı yasalar yapmıyor ya da mesela hani işte zorunlu ilişki olmaz diyorlar ama bütün dediğiniz gibi hukuki pozitivistler ya ama bütün anayasalarda insan haklarının ya da temel hakları temel aldığını görüyorsunuz. Temel Tabii. haklar ve özgürlükler var. Şimdi Tabii. temel haklardan söz ettiğinizde eşitliği esas alıyorsunuz. Bu da etik bir Tabii. şey aslında. Yani onun için Tabii. kendi kendisiyle çelişki taşıyor ama hep yani insan haklarını en ihlal eden devletler bile insan haklarına saygılıyız diyorlar. Aynen. Yani öyle bir şey var. Onun için yani Ali'nin dediği gibi yani hukukçular genellikle hukuki pozitivist ama uygulama değil Ali. Yani ben öyle görüyorum yani o. Evet. Evet. Ya insan haklarını ahlaki temel dışında temellendirmenin yolu yok. Yok Yok yani böyle bir evet şey. yok. Böyle bir Tabii. dünyada bu izah edilmedi. Bir de şeyi söyleyeceğim. Yani hukukun Allah için bir tane ahlak felsefesinden almadığı hiçbir kurum yok. Hiçbir kurum yok. Yani kusurdu, nedensellikti, ızdırar haliydi, zorda kalmaydı, meşru müdafaydı. Bütün bu kavramlar, bütün bu kavramlar kastı, bütün bu kavramların hepsini hukuk, irade özgürlüğü, hepsini zaten Tabii. ahlak felsefesinden almış. Tabii, Yani tabii, tabii. İrade hukuk özgürlüğü. ahlak felsefesine borçlu. Ne varsa hepsine borçlu. Evet. Buyurun İrade Sevgi özgürlüğü Hocam, buyurun. yoksa etik de Evet. olmaz, hukuk da olmaz. Bir arkadaşımızın yazısı var ama onu herkes okuyabiliyor. Buyurun Sevgi Hocam.
Teşekkür ederim Altan Hocam. Ben bu etkinliğe, konuşmacıya, Harun Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben Sayın Ali Taşkın Hoca'nın sorusundan hareketle konuşmayı dinlerken düşünüp durduğum bir şeye değinmek istiyorum. Şöyle anladım Ali Hoca'nın sorusunu. Aslında hukukun ontolojik ve antropolojik temelli etikten ayrılabilirliği ne kadar mümkün diye anladım. Doğru mu anladım Ali Hocam soruyu? Bu aslında Doğru, pek de doğru sevgi hocam, doğru saygın hocam. yani pek de bu mümkün değilken, mümkün olamayacakken ve bizler için ya da benim için diyeyim, bu son derece açık olduğu halde neden bu ilişki bu alanda çalışanlar tarafından çok basitçe kabul edilip, anlaşılıp, görülüp ona göre bir şey yapılamıyor diye bir soru benim kafamı meşgul etti hep. Sanırım burada gerçi Altan Hoca demin söylerken bu bağlantı insan haklarıyla ilgili, yani insanlık tarihine baktığımızda insan hakları kavramı ve bu alandaki bu çok yeni de bir düşünce, Kuşturadi hocamızın söylediği gibi onun üzerine yeterince yine felsefi temelleri bakımından hukuk alanında belki çalışılmadığı için felsefe alanında da böyle bir gecikme sanki var diye düşünüyorum. Sanki bana öyle geliyor ki hukuk, yani tarihsel gelişimi içerisinde öncelikle normlardan hareketle hukukun kavramına varılmaya çalışılmış. Oysa hukukun kavramı kendisi bakımından felsefi temelli bir kavramdır diye anlıyorum ve bu noktada da Altan Hoca ona da değindi. Kavramlarla ilgisinde yeterince dikkat edilmiyor. Bu genel, yani işte araştırmacıların, düşünürlerin, hepimizin, ben de dahil olmak üzere, yeterince belki de titiz olmamamızdan kaynaklı bir durum olabilir mi? Bir de ben şu noktayı vurgulamak istiyorum Harun Hocam, neden? Bu etik ahlak, bu kavram hakikaten çok dikkatle ayrılmalı. Yani bundan 30-40 sene önce hemen hemen, yani ben Türkçe literatürle ilgisinde söylüyorum, hiç ayrılmıyordu bu. Ayrılmaya da dikkat edilmiyordu. Son yıllarda bunu ayırt etmeye çalışılıyor. Ama çok açık bir ayrıma varılmadıkça bu ilgi de herhalde biraz böyle karışık kalacak diye. Çok sözü uzatmayayım. Ben bunları söylemek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Başka söz alan arkadaşlarımız var mı? Harun hocam, bunlarla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani Sevgi'nin tabii yani söylediği şeye katılıyorum tabii ki yani o konuda söyleyeceğim bir şey yok. Yani bu ayrım gerçekten hani hiç yapılmayan bir ayrımdı. Hatta bir yazıda bu ayrımı yapmaya çalışıyoruz diye bize çatmış çatan bir yazıdan söz etmiştim. Türkiye'de etikle ilgili şeyleri anlatırken. Yani kızıyorlar, nereden çıktı bu ayrım, niye böyle ayrımı yapıyorsunuz falan diye. Ama yani aslında aynı türden olmayan değer yargılarıyla ya da normlarla hareket ediyoruz. Yani bunun farkına varmak gerekir. Yani bunu çok anlatabildiğimizi zannetmiyorum. Sevgi de bana katılacaktır bu. Yani bunu aynı şekilde mesela Almanca'da da yani ayrımlar yapılmaya çalışılıyor. Mesela Höfe çok hani bu konuda ben Evet. atıfta da bulunuyorum. Ama yani çok net değil. Bazı şeyler karışıyor. Anglo-Saksonlarda durum daha da kötü, İngilizce felsefe yapanlarda. Yani çok net değil bu. Yani o da şuradan kaynaklanıyor. Çünkü bu hocanın hani insanın değerinin bilgisi dediği şey, yani hani insan doğasından türetildiği ya da insan olmadan kaynaklanan değerlerle diğerler arasındaki fark çok iyi görülmüyor. Yani bu biraz metafizik bir iş gibi görülüyor. Belki seninle de o konuda anlaşamıyoruz sevgili Altan. Yani böyle Evet. şeyi hatırlıyorum. Ama Evet. oraya gitmedikçe de işin içinden çıkamayız. Yani hani ama o bakış tamamen kapalı. Yani hani öyle bir sorun var. Onu söylemek isterim. Bir de bu chatten yazan arkadaşımız diyor ki ya asıl sorun bu değil. Yani asıl sorun hakimler karar verirken kendi değer yargılarına göre karar veriyorlar. Ve yani bu önemli bir sorun diyor. Doğru söylüyor aslında. Bu sorun da büyük oranda şimdi de üzerinde konuştuğumuz etik ahlak ayrımı ile ilgili birincisi. İkincisi tabii ki yani hani doğru değerlendirme, yargıçlar nasıl doğru karar verebilir meselesi. O da
Hani yargıda etik meselesi. Yani bizim burada hiç değinmedik. Hani kitabımdaki yazıların birkaç tanesi ona ilişkin. Ama burada üç üzerinde konuşmadığımız bir şey bu. Yani şey yapın diyor. Yani hani asıl tehlike orada diyor. Yani hakimler karar verirken kendi değer yargılarının içine karıştırıyorlar. Yani değer yargılarıyla karar vermenin yanlış bir şey olduğunu anlatmak gerek. Yani doğru değerlendirme. Hani bizim yapmaya çalıştığımız Güdris Hoca'nın da Sevgi'nin de derslerimizde bunu yapmaya çalışıyoruz ama bu da çok yaygın bir şey değil aslında. Yani belki yine Altan'la da anlaşamayacağız. Doğru değerlendirme mümkün müdür desek belki Altan diyecek ki yok öyle bir şey diyecek. Yani uzun tartışmalar gerekiyor. Peki. Evet, Bir tane soru var hocam yine chatten. Altan. Yani evet şöyle hukuk etiğini birkaç kelimeyle özetler misin diyor. Yani şimdi yani hukuk etiği tabiri ne kadar uygun bilmiyorum. Ben yani şeyde kitabın alt başı hukukun etik temelleri diyorum ben. Hani daha çok o tabiri kullanıyorum. Hukukta etik dediğimizde aslında hani bu bütün olarak baktığınızda belki yani içine yargıyı da katabilirsiniz. Yani yargıda etik, yargılamada etik bunu da kapsayabilir. Ama benim bu konuşmadaki odak noktam hukukun aslında etik temellere dayandığı. Yani hukuk olmadan etik olamayacağı. Çünkü burada da hani mesela en temel şey kavram adalet kavramı. Yani adalet kavramı aslında hani Platon'daki şeye çözümlemesine bile baksanız yani Platon'un dört temel erdeminden biri biliyorsunuz adalet. Ama orada bile yani ölçülülük, cesaret ve bilgelik hepsi birbiriyle ilgili. O kadar temel bir değer ve kavram ki adalet. Hani ben şeyi düşünemiyorum yani adaletsizliği amaçlayan yine bu hep konuştuğumuz gibi adaletsizliği amaçlayan bir hukuk olabilir mi? Biz buna hukuk diyebilir miyiz yani? Onun için hani ben işin burası ile ilgili olarak konuştum. Yani yoksa hani hukuk etiği legal ethics diye bazen şey bir hatta bir kitap da var galiba. Ama yani kısaca hukukun etik temelleri ve yargı etiği olarak ayrılabileceğini düşünüyorum. Hukuk etiği dediğiniz şeyin o şekilde daha açık ifade edebileceğini düşünüyorum. Ve burada ben yalnız birincisi üzerinde konuştum. Hukuk etiği sözcüğü şeyde var. Yani disiplin olarak Almanya'da Dietmar von der Forte diye bir şey var. Hem felsefeci, genel felsefeci hem hukukçu. Dietmar von der Forte, Gülüz Hoca tanır. O hukuk etiğini adalet olarak anlıyor. Adaleti de işte doğruluk. Sizin anlattığınız hocam kaynakların dağıtımının dengelenmesi ve doğruluğu olarak açıklıyor. Yani hukuk etiği eşittir adalet gibi bir formülasyon, res etik dedikleri onların şeyi anlayışı böyle yapabiliriz. Bir de şey yapabiliriz tabii ki. Yani o alan etikleri dediğimizde teknik etiği, işte iş etiği, medya etiği falan Meslek derken etikleri. hukuk etiği derken işte Evet. etiğinde adalet temelli bir açıklamayla anlatabiliriz. Orada da doğruluk ve denge meselesi tabii. Dağılımın doğruluğu ve dengelenmesi olarak Evet. açıklamak Yani mümkün olabilir. Yani Alex'den şey yapıyorum, biraz aktarıyorum. evet, yani meslek Yani. etiği dediğimizde tabii hani biz benim de çalışmalarımda Tabii zaman tabii zaman da tabii ayrı tabii uzmanısınız, yani evet. yargıcın etiği, işte savcı etiği değil mi? Hani Tabii böyle tabii tabii avukatlık tabii. Tabii. etiği. Bunların hepsini Biyoetik. ayrı ayrı işte normlar Spor olarak etiği. düşünüyor. Ortak Tabii. yerler var, farklı yerler Tabii var. tabii. Ama hani yani terim bana çok uygun bir terim gibi gelmiyor. Yani hukuk etiği dediğinizde hangi hukuk bir defa? Yani hukuk biliminin etiği mi yoksa işte hukuk mevzuat dediğimiz olgunun etiği mi? Adalet, adalet. Evet Açıklayabiliriz. ama evet. Hukuk etiğini adalet olarak açıklayabiliriz. Yani Ali Hoca'nın bir şeyi vardı. Yani bu hukuki pozitivizm kendisini nereye dayandırıyor gibi ben öyle anladım o soruyu. Yani kültürel relativizme dayandırıyor. Yani değerler konusunda son olarak anlaşamayacağımız için bari usul konusunda anlaşalım. Yani o prosedür konusunda anlaşalım. Çünkü prosedür konusunda anlaşmamız çok kolay. Şey bir yasa nasıl çıkacak, bir yönetmelik nasıl çıkacak? O normlar hiyerarşisi konusunda anlaştığımız takdirde yani o önemli ölçüde işlerimizi hukukla ilgili işlerimizi görebiliriz ve şey
Biraz önceki soruda da yani hakim kendi değer yargılarına göre hareket ediyor. İşte hukukla ahlakın ayrılması orada önem taşıyor. Evet. Yani adam kendi dindar ahlakını orada uygulamaya kalkıyor. Şer'i ahlakı uygulamaya kalkıyor. Halbuki Cumhuriyet'in pozitif hukukunu uygulaması gerekiyor. Yani hukukla ahlak arasındaki ayrım tabii ki önemli o bakımdan. Aslında söz isteyip bu dinleyici arkadaşın sorusu bağlamında ben de bir yorum yapacaktım ama gerek bırakmadınız. Çünkü hukuki pozitivizm de aslında bir ihtiyaçtan doğmuştur. Yani bu ahlaki relativizmin hukuka yansımasından mütevellit ortaya çıkan sonuçların çok göreli olması. Hukuku da diğer pozitif bilimlerde olduğu gibi işte normlara, belli yasalara çerçevesi çizilen bir değere dönüştürülme amacı var ama benim esas burada vurgulamak istediğim husus şu, Sevgi Hocam da altını çizdi. Bu ne kadar mümkün? Mümkün olmadığı için Kelsen sonradan adaletle ilgili bir yazı daha yazıyor. Zaten Aynen. Avusti'nin ahlak olmasın diye bir iddiası yok. Bizim Mehmet Tevfik Özcan Hoca'nın bir kitabı var. Arkadaşların çevirdiği kitaba bu saf hukuk kuramı olabilir. Yani yanlış anlaşıldığının da altını çizmek için biraz katkı olsun diye de soru sordum demiştim ya. Yoksa biz aslında temelde şu anda konuşulanda farklı bir anlayışımız yok. Herhalde normativist bir hukuku, salt normativist bir hukuku uygulamak çok kolay değil. Arkasından başka Çağrın Hocam'ın sık sık vurguladığı gibi adalet sorunları ortaya çıkıyor. İşte Vecdi Aral hocamız da rahmetli analım hep sık sık yüksek sesle dile getiriyordu. Diyordu ki hukukun idesi adalettir diyordu. Belki Platoncu unsurlar falan olduğu için eleştirilere tabi tutuluyor ama ya pratiğe baktığımızda salt doğal hukukun da salt hukuki pozitivizmin de yani ben pozitif hukukla onu ayırt ediyorum. İmkanının olmadığı ortada. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Biraz da fazla konuşmuş oldum ama kusura bakmayın. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, sağ ol Ali. Sanıyorum başka söz isteyen yok. Zaman da ilerledi. Oldukça heyecanlı, verimli tartışmalar Hocam bir soru oldu. daha var chatte. Görmedim. O zaman ben görmüyorum. Peki usul hukukunda da bürokraside de kesin bir hukuki yarar amaç aranır mı? Evet. Ya da bunu etikle nasıl ilişkilendirebiliriz? Çünkü bazen denk geldiğim bürokrasi kendi zannımca bazı hakları gasp ediyor. Yani usul hukukunda da bürokraside de kesin bir hukuki yarar amaç aranır mı? Yani hukuki yarar kimin yararı Şey, tabii ki? hukuki kesinlikle herhalde onu kastediyor arkadaş herhalde. Ben hani şeyi çok iyi anlamıyorum soruyu ama Yani yani hukuki kesinlik usul hukukunda bürokraside önemli mi gibi bir soru soruyor. Ben amaç önemli aranır mı? görüyorum tabii. Evet. Amaç aranır mı diyor. Yani bunu etikle nasıl ilişkilendirebiliriz? Yani hukuki kesinlik hukuk güvenliği demek gerekiyor. Hukuk güvenliği şey tabii hukukun vazgeçilmez bir unsuru. Yani onsuz hukuk olmaz, yürümez. Yani süreler Evet. oluyor işte kanunların geriye yürümezliği ilkesi oluyor, kazanılmış haklar oluyor. Ya yani bu usul hukukunda tabii ki önemli, bürokraside de önemli. Yani mevcut imar kanununa göre imar izni alıyorsunuz, binanızı dikiyorsunuz, sonra gelip diyorlar ki bu yanlışmış diyorlar. Tabii olmuyor. Yani kazanılmış hakkınız var orada. Herhalde onu Evet. kastediyor anladığım kadarıyla. Yorum bu şekilde yapabiliyorum ben. Evet. Evet. Başka bir şey var mı? O zaman ben tekrar teşekkür ediyorum. Evet hocam teşekkürler cevapladığınız için herhalde soruyu soran arkadaş tatmin olmuş. Güzel. Peki, o zaman ben tekrar teşekkür ediyorum. Bütün bu saate kadar kalan katılımcı, dinleyici arkadaşlara başka bir toplantıda yine görüşmek üzere. Gürüz Hoca'ya da
Tekrar davet için teşekkür ediyorum. Konuşma için Harun hocama teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok Görüşmek üzere. teşekkürler sevgili Altan. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek Sağ üzere. olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ İyi akşamlar. olun. İyi İyi akşamlar. akşamlar. İyi Bizi akşamlar. Türkiye İyi akşamlar. Felsefe Kurumu adına çok teşekkür Evet. ediyoruz. Yani son söz sizin hocam. Evet. Aa, şey, Süzgün bir şey mi söyleyecektin? Süzgün. Yok, o da teşekkür ediyor. Hepimiz teşekkür ediyoruz Hocam katılımlarınız başka bir için. duyurunuz varsa onu da alalım. Başka bir toplantı için veya başka bir etkinlik için. Belki. Evet, Varsa. gelecek ay yine etkinliğimiz devam edecek. O zaman da Olcay Karacan hocamız, özellikle anneler gününde yapmayı düşünüyoruz. Annelik ve Dönüştürücü Adalet başlıklı bir kitabı yayınlandı. Onu anneler gününde Olcay Karacan hocanın o kitabını konuşuyor olacağız. Onu da anneler günü hoca çok istedi. Bu şekilde anlamlı bir şey yapalım diye düşündük. Çok teşekkürler. İyi Teşekkür akşamlar. ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar.